Allah'ım bizi Müslüman olarak öldür ve bizi salihlerin arasına kat. Gelin şu duayı bir üç kez tekrar edelim. Bu dua çok muhteşem bir dua. Bu duanın gölgesinde bir hayat Allah bizlere nasip etsin. Teveffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Teveffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Teveffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Allah'ım bizi Müslüman olarak öldür ve bizi salihlerin arasına kat. Bütün derdimiz, tasamız, hedefimiz bu olsun benim güzel kardeşlerim. Hazreti Yusuf'un bu duası o kadar etkilemiştir ki Hazreti Ebu Bekir'i binlerce selam olsun o büyük insana hiç dilinden düşürmüyor. Hiç. Son anlarında da bu duayı söyleyerek Rabbine yürüyor o sadık dostu. Binlerce selam olsun. Zatın biri tavafta hep bu duayı yapıyor. Birisi dayanamıyor. Diyor ki ya yanına yaklaşar. Kardeşim diyor ben diyor saatlerde seni izliyorum. Sen hep bu duayı yapıyorsun. Kur'an'da başka dualar da var. Niye onları yapıyorsun? Hiç bana karışmış diyor. Hiç bana karışmış. Benim çok çok iyi tanıdığım birisi vardı. Onun hakkında ben şöyle böyle düşünüyordum. O yakın bir zamanda öldü. Onun nasıl öldüğünü bana sorma. Sonu iyi olmayan bir hayat yaşadı. Akıbet endişesi sahabenin ödünü koparıyordu. Müslümanca başlarsın. Müslümanca da yürürsün. Ya Müslümanca bitirdin. O işin en son ve en önemli olanı o. Tabii ki Müslümanca yaşayan Müslümanca bitirir. Ama ne yazık ki bazen o iş doğru dürüst sonuna kadar istikrarla korunmadığı için başka problemler ortaya çıkıyor. Onun için ne olursa olsun, sahip olduklarımız neler olursa olsun benim güzel kardeşlerim. Mal, mülk, evlat, güç, iktidar, her neyse sahip olduklarımız bizi Müslümanca bir sona ve Müslümanca bir kabre götürmeyecekse ne anlamı var? Bizi Müslümanca bir sona ve Müslümanca bir kabre götürmeyecekse ne anlamı var?